Yıldız, gelmedin yavrum, geciktin. Anne, ben eve geç geleceğim, haberin olsun. Kızım, sabah ne konuştuk seninle? Gecikmeden gel demiştim ya sana. Ya Necati amcanın bir işi çıkmıştı, o yüzden Serdar abinin yanında refakatçi olarak ben kalacağım. Ha, tamam, tamam. Yıldız. Efendim. Kızım. Oyalanmadan gel, olur mu yavrum? Tamam, tamam anne, merak etme. Serdar'ım nasıl, iyi mi? İyi, daha iyi. Ha, iyi. Bak, gelirken ara beni, dikkat et, olur mu yavrum? Anne, ne oldu, bir şey mi oldu? Yok canım, böyle içimde bir sıkıntı var. Allah hayra çıkarsın, lök gibi oturdu. Abin de aramadı. Bu sefer çok uzun sürdü Yıldız. Anne, tamam, evham yapma şimdi. Her şey yolunda. Neyse, çıkmadın ararım ben seni, hadi öptüm. Görüşürüz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Baybala. Galip. Aybala. Bak, Türkiye'desin. Ben sana ne demiştim, he? Yıldızlı asker nerede, orada mı kaldı? Onu neden almadınız, o niye gelmedi? Yıldızlı askeri de alacağız orada. Sana söz. Anlaştık mı? Anlaştık. O yıldızlı askeri de alacağız. Mutlaka alacağız. Hadi üşüme sen. Gir içeri. Aybala. Teğmen Gün doğdu. Teğmen'im, ne yaptınız? Komutanım, emrettiğiniz şekilde. Yahya Batur ve Türkmenler güvenli bölgeye alındı. Şimdi sağlık kontrolleri yapılıyor. Komutanım. Bozok Yüzbaşı ile ilgili... Çalışıyoruz Teğmen. Ancak henüz mesafe kat edemedik. Biz hazırız. Biliyorum Murat. Biliyorum, ancak mesele bu değil. Şimdilik bekleyeceksiniz. Emredersiniz. Kılıç Timi. İstirahat et. Serdar, tamam. Uzan. Gitmem lazım benim. Sakin ol.
Sakin ol. Tamam. Ama gitmem lazım. Tamam. İhtiyaçları var. Anlamıyorsun. Gitmem lazım. Tamam ha? Gideceksin. Şu an sakin ol. Çok kötü şeyler olacak. Gitmem lazım. Sakin ol. Bıraksana. Sen. Gitmem lazım diyorum. Çekil. Çekil. Ya çekil be. Çabuk telefon ya da ara güvenliği hemen gelsinler, hastanın birinci yerinde değil de. Çekil. Hayır, anlamıyorsun. Tamam. Hayır, bir dakika dinle beni. Askerlerim, kardeşim, onların can güvenliği benimle. EP'ye düşmüşler diyorum. Anlamıyor musunuz? Askerlerim bekliyor beni. Tamam, bırak. Geç. Yapma. Ya, kurşun yiyip gelirsen insanlar iki gün konuşur seni. Ama aklını yiyip gelirsen o kadar bile olmaz be. Gir. Komutanım. Söyle Oktay. Emniyetten nöbetçi amirliğini aramışlar. Sizi arz etmemi istediler. Nedir? Serdar Üsteğmen komutanım. Serdar Türkmen. Ne olmuş? Ana caddede kendini kaybetmiş halde bulunmuş komutanım. Ortalığı birbirine katmış. Şimdi neredeymiş? Hastaneye götürmüşler tekrar komutanım. Tamam, teşekkürler Oktay. Neyi bekliyoruz ya? Ne bekleyeceğiz be? Asker ne bekler? Emir bekliyoruz.
İşte kim bilir nerede, ne yapıyor? Nasıl? Biz de burada sebilhane bardağı gibi duralım. Bunu bırakmamam lazım. Benim buraya gelmemem lazımdı. Selçuk, Emir böyleydi. Bak tekrar söyleyeyim. Emir böyleydi. Künyesini verdi bana ya. Annesine ne diyeceğimi söyledi bana. Kurbanlık koyun gibi bıraktık adam orada. Bıraktık adam orada. Şurada. Yürü. Tamam. Tamam. Hadi. Selçuk. Abi devam edin. Selçuk. Sakin ol oğlum biraz. Sakin ol biraz ya. Sakin falan olmak istemiyorum. Selçuk. Olmak zorundasın Selçuk. On dakikada bir komutanla konuşuyorum. Söylemek istediğim her şeyi yutuyorum. Kahroluyorum lan. Kahroluyorum. Saç yüzüme bak. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Lan. Keser döner, sap döner. Eğer emir alır da oraya gidersem, onların burunlarını bayramda adam değildir adam. Siz ha? Kimsiniz? Bırak. Bırak dedim. Yeter be! Lan gerizekalılar bıraksanıza! Kimsiniz siz lan? Ha? Bırak dedim, bırak. Ellerini bağlamamız gerekecek. Kimi bağlıyorsun sen? Kimi bağlıyorsun ha? Bırak o iğneyi. Bırak dedim sana. Bırak. Üsteğe benim. Komutanım. Sürcem komutanım. Kim o?
Ay Hatice, ödüm koptu. Ay benim de ödüm koptu Sayver abla ya. Ne o senin elindeki bıçak? Bıçak? Hı. Ha, bir şeyler doğruyordum. Elimde kalmış. Hı. Ya Sayver abla, yani ben bir sürü yemek yaptım. Sen yalnız, ben yalnız. Gel beraber yiyelim, olmaz mı? Ben de bir şeyler hazırlıyordum. Zahmet olmasın sen. Ay yok canım, ne zahmeti. Hadi gel. İyi madem. Tamam. Eren de sıkıldım dedi, ben de sıkıldım. Öyle bir film falan açtım da. Ne anlatıyor, ne yapıyor? Kafam hiçbir şey almadı, yemin ediyorum. Aman kızım, bizim aklımız yerinde mi Allah aşkına? Ay dur, benim aklım... Telefonumu alayım, belki çocuklar ararlar. Tamam. Ne olur ne olmaz. Hı. İyisiniz. Sağ olun oğlum. İçeride. Gel. Serdar, genç yaşına rağmen ölümle mücadele ettin. Bütün arkadaşların gibi soğukla, sıcakla, susuzlukla, dağla, rüzgarla, fırtınayla, tipiyle mücadele ettin. Teröristle mücadele ettin. Sen Üsteğmen'im, tutsaklıkla mücadele ettin. Seni temin ederim ki yeryüzünde pek az insan senin dayandıklarına dayanabilir. Şimdi son bir kavga vermen gerekiyor Üsteğmen'im. Bu kez vereceğin kavga belki de verdiğin kavgaların en zoru. Bu kez parçalanmış ruhunu tamir etmeye çalışacaksın. Zihninin sana oynadığı oyunlara aldırış etmemeyi öğreneceksin. Gördüğün kabusları susturacaksın. Bunu yapmaya mecbursun. Ve yapacaksın. Benim tanıdığım Serdar bunun üstesinden gelir. Anlaştık mı? Anlaşıldı komutanım. Güzel. Adama ihtiyacım var. Öyle fazla yan gelip yatmayı düşünme sakın. Bir an önce görevine dön. Emredersiniz komutanım. Albayım. Kan bulaşmış. Allah kapus. Hemen geliyorum. Yıldız kızım. Hemen gitmemiz lazım. Afiyet olsun Mertan Efendi. Sana inanamayacağım bir haber getirdim. Bizim Mahir, yüzbaşının evine gidip 4 şarjör boşaltmış. Gerçek yapmışlar. Yapmışlar. Hem de sokakta polis devreye gezerken yapmışlar. Mahir bana böbürlendi. Heval bak, eylem böyle yapılır ha dedi. Abi, bak adamların damarına basıyoruz. Onların damarlarını boşaltacağım. Damarlarını. Sen az önce ne dedin? Hiçbir şey. Sen adamların damarlarını mı basıyoruz dedin? Bu işler böyle Mertan Efendi. Bu işler kilometrelerce öteye,
kendi abisini, kendi liderini kanmazlamaya benzemez Mertan Efendi. Ama seni son kez uyarıyorum. Eğer bundan sonra benim sana söylediğim bir lafı başkasından duyarsam eğer, ilk önce seni gömer, sonra da yasını tutarım. Anlatabildim mi kardeşim benim? Ha, anlatabildim mi? İyiyim. Allah'a çok şükür. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Çok şükür. Biz evdeydik. Bir şey olmadı bize. Üç kişiymişler. Bir araçla gelmişler. Polisi de böyle hazırlıksız yakalamışlar. Onların aracı da böyle taramışlar. Şükür ki kayıp yok. Size bir şey oldu mu yaralanma? Yok yok, iyiyiz de. Yani Eren birazcık korktu tabii. Eren? Ya. Al bayım. Bunlar delirmiş, çıldırmış bunlar. Gözü dönmüş bunların. Buraya kadar gelip de bize bunları yapan kim bilir Kaan'a neler yapar. Al bayım. Biliyorum söylemezsiniz ama. Kaan'ım güvende mi? Ne olur söyleyin. Ne olur. Kaan'ım güvende mi? İyi mi oğlum? Evet efendim. Yüzbaşı buradaymış, evet. Şimdilik bir yüz yok. Ne ölü ne diri. Herhangi bir yüz yok efendim. Eşyalar ona aitmiş. Evet. Ben size koordinatları gönderiyorum. Tamam. Biz evdeydik çoluk çocuk. Bir anda taramaya başlamışlar. Ben kendimi yerde buldum. Hatırlamıyorum, beni de dışarı çıkarmışlar. Polisi de böyle aracı da taramışlar. Komutanım, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Karargah mı komutanım? Hayır. Her şeyi anlattın mı? Anlattım yavrum. Ne yapayım? Kusura bakmayın siz de. Ben rahatsız ediyorum ama... Ağabeyim. Ben... İyi misiniz? İyiyim. Saat 3 falan herhalde. Çok geç farkındayım bakın. Yani ne oldu anlamadım ama iyi değilsiniz. Bakın oturmak ister misiniz? Hayır, hayır. Ben onu görebilsem çok iyi olacak. Bu mümkün mü acaba? Lütfen. Gençken yastığımın altında tabanca olurdu. Şimdi ihtiyarım evet. Ama bu savunmasız olduğum anlamına gelmez.
Hasan Hanım? Saat kaç? 3 geçiyor paşam. Buyurun. Belki de sandığım kadar dirayetli değilim paşam. Belki de. Belki de iyi bir lider değilim. Yanlış kararlar veren adamların hayatını tehlikeye atan sıradan bir komutanım ben. Belki de. Artık hiçbir şeyden emin olamıyorum. Hiçbir şeyden emin olamıyorum artık ben. Kopuz. Eskiden gazetelerde dert dinleyen romantik ablalar olurdu. İşin garibi o ablaların hepsi de erkekti. Hatırladın mı? Ulan bende dert bacısı bir hal var mı hiç? Konuya gelsene be adam. Tim komutanımın miğferi ve kasaturası Suriye'de Allah'ın cezası bir kayanın dibinde bulundu. Hem de yanında kan lekesiyle. Bursa'da ne oldu biliyor musun? Aynı çocuğun evi kaleşnikovlarla tarandı. Annesi canını zor kurtardı. Hem de şehrin göbeğinin tam ortasında. Ve bu lanet gece bitmeden üst eğmenin bulunduğu hastaneden aklını yitirmiş bir şekilde kaçıp trafiği alt üst edip sokaklarda çıplak koştu. Ayaklarında cam kırıkları vardı. Cam kırıkları. Ama kırık olanlar sadece cam değil. Bütün çocuklar paramparça. Hepsi. Korkunç durumdalar. Hepsi ateşin ortasındalar ve ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Bilmiyorum. Özür dilerim baba. Sizin de uykunuzu böldüm ben. Çok darlandım da o yüzden. Albay. Otur dedim. Tabancanı ver bana. Kızım. Ver şunu bana. Bunu en son ne zaman denedin? Neyi? En son ne zaman makineyi çektin Kopuz? Bilmiyorum ben. Sanırım... Bir gün gelir Kopuz. Önce vurup sonra soru sorarsın. Bir gün gelir allar sonra rapor doldurursun. Bir gün gelir önce yıldırım olursun, sonra yağmur mu olursun, kar mı olursun, ne olursan ol ama önce çizmeyi aşan o çizmeye tıkarsın Kopuz. Gecenin dördünde bana dert yapma be adam. Belki ben düşümde Claudia Cardinale ile yemekteyim. Belki ben hayallerimde Ursula Andress ile dans ediyorum. Beni rahatsız etme. Tabancayı beline tak.
kasat oranı tak, fularını tak, mihverini tak. Anadolu kıtasında koç mu kalmadı kopuz? Yanına koçlarını al, git. Git. Havadan mı gidersin, yerden mi gidersin? Git. Size bunu yapanı bul, çök. Öyle bir çök ki namussuzun yedi ceddine destan olsun. İnsan 40 yıl sabreder kopuz. 40 yıl. Ama bir gün gelir, savaşmayan adamı tarih adam diye yazmaz kopuz. Ben uyuyacağım. Hadi. Andan hemşire. Abi, size bağırdım mı? Yanlış mı duydum? Sizi de rahatsız ettim. Kusura bakmayın. Yok. Git oğlum, git. Ama geri gel. Kadar yabancı alımların da etkili olduğu bildiriliyor. Sayın seyirciler, Yeni Mahalle Sardunya Sokak'ta bu gece yaşanan saldırıların yankıları sürüyor. Gece yarısı kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahlarla açılan ateşte can kaybı ve yaralanma yok. Ancak evin Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli bir subaya ait oluşu polisi üst düzeyde alarma geçirdi. Saldırının failleri konusunda henüz bir açıklama yapılmazken söz konusu askeri personelin kimliği de henüz gizli tutuluyor. Sıradaki haberimiz İstanbul'daki bir fuarda. Kubilay, çok acil buraya gelir misin? Aslı Hanım hayırdır, kötü bir şey yok inşallah. Yok yok, sen gel, bak bekliyorum ben seni, hadi çabuk. Emredin komutanım. 5 dakika içinde içtima istiyorum. Emredersiniz komutanım. İlyas. Emredin komutanım. Sen de hazırlan. Komutanım. Hazırlan dedim. Emredersiniz komutanım. Dört. Hazır ol. Dört. Özel Kuvvetler Grubu 3 subay, 9 as subay, 28 uzman erbaşsa emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Yerine geçebilirsin. Hepinizin merak ettiği soruyu hemen cevaplayayım. Yüzbaşı Kaan Bozok'la irtibat kesildi. Evet. Yani yaşıyor mu, şehit mi bilemiyoruz. Ama şurası bir gerçek ki bir saldırı altındayız. Dün akşam saatlerinden beri bir tek iyi haber alamadım. Karşımızdaki öyle bir güç ki her noktadan saldırıyor ve saldırıyor. Şimdi 15 adam istiyorum. Savaş görmüş, kavga görmüş, kan görmüş, ölüm görmüş 15 adam. Bileğine güvenen değil, yüreğine sağlam 15 adam. Ben bize bunu yapanların 15 adam istiyorum. İş bileyen adam istiyorum. Hesap görecek adam istiyorum.
O yüzden görev kağıdı bekleyen değil, gönüllü adam istiyorum. Gönüllü olanlar bir adım öne çıksın. Aferin aslanlarım. Bravo! Üstemedim. On beş adamı sen seç. Güneydoğu'da, Afganistan'da, Kosova'da, Suriye'de, Somali'de, Kuzey Irak'ta bulunmuş deneyimli adamlardan seç. Tüm personelin iletişimini kesin. Yarım saat sonra havalanıyoruz. Emredersiniz komutanım. Selver Hanım. Selver Hanım. Ah. Hoş geldiniz Aslıhan'cığım. Ben televizyonda görünce sizi çok merak ettim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Çok sağ ol. Buyurun, buyurun geçin. Selver teyze. Geçmiş olsun. Ah, sağ ol Kubilay. Kubilay, Kaan Yüzbaşı'na bir şey söyleme olur mu yavrum? Peki. Buyurun, buyur yavrum. Bak. Bu oğlumun fotoğrafı. Bir gün bile tozlu bırakmadım ben onu. Bir gün bile bakıp da anmadan etmedim. Kurşunladılar. Oğlumun fotoğrafını kurşunladılar. Ben gerçekten çok üzüldüm. Peki o burada mıydı? Yani oğlunuz saldırı esnasında burada mıydı? Şu an nerede olduğunu bilmek için kalan ömrümü verirdim. Her gün dua ediyorum. Nerede olursa olsun tek nefes alsın. Tek nefes alsın diye her gün dua ediyorum. Komutanım, Yüzbaşı Kaan Yahya Batur için ölüme attı kendini. Dikkat! Belki de şu anda hayatta değil. Onun için ne gerekiyorsa onu yapacağım komutanım. Bölgeye intikal edince size bilgi arz ederim. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol! Asubayım, helikopter pistine gidiyoruz. Emredersiniz komutanım. Helikopter pistine gidiyoruz. Araç bin. Thank you.
Gürültüden hiç hoşlanmam asker. Hiç. Evet, seninle çok ilgileniyorum. Orada da hayatını o kafir kurtardı. Ama bana kalsa sen çok bile yaşadın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.